ısrarla dediğim 1959 yılının ortasından Temmuz ayının ikisinden 2019 yılının Kasım ayının 24'üne kadar olan olayları birebir anlatıyor. Burada her olay, bu bir haber. Bu hangi sureydi Cemal Kaşıkçı? Cemal Kaşıkçı Fecir suresinin 23. ayetinden Beled suresinin sonuna kadar. Sonuna kadar. Ha, şuradan bak. Orada anlatıyor dedin. Hayır. Cemal Kaşıkçı ile alakalı. Şimdi burada şu giriş Sen şey oku abi, oku. yazılan olayların konusu. Şimdi 5-6 Evet. tane Adnan Oktar olayı, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayı, Fethullah Gülen'in iç Evet. yüzü, IŞİD olayının iç yüzü, bunun gibi birkaç tane olay. Bunlar gün ve dakikasına kadar, yani şu şablona göre kullandığımız zaman hepsi gününe Peki bu şablonu gerekirse dakika. başka tarihlere de kullanabilir miyiz? Bu zaman içinde bak, bunu devamlı diyorum, 1959 yılının ortasından 2019'un Kasım ayına kadar olan olaylar. GündemTV.com haber kanalından hepinize merhabalar. Bugün Osman Kılıç abimizle birlikteyiz. Osman abicim kolay gelsin diyelim. Sağ ol. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İnşallah iyiyimdir. İyi maşallah. Allah iyilik versin diyelim. Osman Kılıç amcam tabii ki araştırmalar yapan biraz da derin bilgilere haiz olan bir amcamız. Gerçekten de bazı mevzuları araştırmış ve gündemde olmayan ve kimsenin belki de farkına varmadığı bir takım olayların Kur'an-ı Kerim'de belirtildiğini aktarmakta, söylemekte. Öncelikle kendisine bir giriş olarak soralım. Şimdi bu bazı mevzular var. Kur'an-ı Kerim'de olduğunu belirttiğiniz yaşanmış olaylar var. Bu yakın zamandaki olayların sırrı şu 3-4 sene Evet. içinde. Evet. Bunlar hangileri diye sorsak mesela birazdan aktaracağız. Şimdi bunu neye göre buldum? Baştan başlayalım ki bu şimdi Evet. göstereceğim şablon bütün dünyada herkesin kabul edeceği, kafirlerin de yani Allah'a inkar gelenlerin de yani muhalefet edemeyeceği bir şablon. Bu Evet. şablona göre Bu şablon ne amcam şimdi şu anda? 1959 yılının tam ortasından Temmuz ayının saat 12'den 2019'un Kasım ayının 24'üne kadar olan Kur'an-ı Kerim'deki o olaylara bakan penceresi, dünya Şablon. şablon. Bunu Burada bir şey bulduğum günleri mesela FETÖ terör örgütüne hangi gün hangi ayet hitap ediyor? Adnan Evet. sapkın Adnan'a hangi günün hangi ayeti hitap ediyor? Evet. Hepsi matematiksel olarak birebir anlatıyor yani. Anlatıyor. Tesadüfen bulunmuş bir şey Birazdan değil. şimdi Cemal Kaşıkçı olayını anlatacağız, doğru mu? Cemal Kaşıkçı'yı anlatacağız. Dört tane önemli konuyu anlatacağız. Evet. FETÖ terör örgütünün iç yüzünü, Evet. bu Allah kendi iddia ettiği gibi dünyayı hidayete getirecek bir hidayet rehberi, kainatın imamı mı, yoksa insanları haksız yere öldüren, haksızlık yapan, Hain. Allah'ın kendisine yaptığı imtihanı kaybederek Evet. cehenneme odun olmuş bir ekibin başı mı? Evet. Fethullahçıların hepsi cehennemlik mi, yoksa onların bir kısmı bu yola yanlış girerek Allah tarafından yani bir cezalandı mı? Yanlışlıkla bu işe girmiş insanlar mı? Onlara da hitap ediyor. Evet. Onlar diyor bu hizmet için girdi. O yolda giden adamlar. Evet. Onlara bir suç yok. Ama o yola girip de Allah imtihan etti. Bir Evet. kısmı yanlış yola girdi, haksızlık yaptı. Doğru yoldan çıktı, onlar cehennem odunu oldu. İmtihanı kaybettiler. Benim Evet. imtihanım sayesinde kaybettiler. Evet. Hepsi ayette, Cin suresinde anlatıyor. Peki şey söyle. Tarikatlarının hepsini. Bu şimdi tablo var ama bu tablo neyi anlatıyor? Mesela bu da Kur'an-ı Kerim'de her 10 sayfa bir yıla Evet. eşittir, denk gelmektedir diye Evet. söylemişiz ama 604 sayfa. Oraya mı göstereyim, buraya mı? buraya gösteriyorum değil mi? Ha. 604 Tamam, ben sayfa. onu çekerim zaten. Ha. 604 sayfa. Her 10 sayfa bir yıla denk geldiği için 604 sayfa 60,4 yıla denk geliyor. Temmuz ayının 1959 Temmuz ayının ortasından 2 Temmuz'un tam ortasında saat 12'den yani çünkü ayetler öldürülenin dakikasına kadar veriyor. Niye bu Evet. kadar hassas davranıyor diyorsan
darbenin ne zaman bittiği dakikasına kadar bir mucizesini göstermek için dakika olarak alıyoruz. Peki tabii ki insanlar şunu merak edecek, seyredenlerimiz şunu merak edecekler. Ya Osman Kılıç amcamız bu işe nasıl vakıf oldu diye böyle bir soru sorsalar ne dersiniz? Nereden aklınıza geldi diye sorsalar. Yani bu bir ilham yoluyla size gelmiş bir olay diyebilir miyiz? Allah Teala her şeyi ben ilham ederim diyor. Yani bu araya ilham veriyor. Bir kraliçe arı, 100 bine yakın yavru yavruluk, evet. Gramın 1/5 kadar bir arının minicik gövdesinde dünyadaki bütün uçakların, jetlerin tamamı kadar kendi boyutuna göre jet uçağından 40 kat, yolcu uçağından 100 kat hızla dünyada bal, yani kendi çevresinde bal topluyor. Allah'ın mucizesi. Yani her şeyi yaradan Allah. Yoksa kendime mal etmiş değilim. Ya eyvallah, tabii ki Cenab-ı Allah. İlhamı veren Allah, bunu dikkat çektiren Allah. Ben değilim. Cenab-ı Allah ilham etmiş, siz de böyle bir şeyi bulmuşsunuz. Peki buradaki sayılara baktığımız zaman işte her 10 yıl, her 10 sayfa bir yıla 365.24 küsuratıyla. Küsurat olarak böyle bulmuşsunuz ama hani bunu neye göre buldunuz diye sorsalar peki ne dersiniz? Ondan sonra Fethullah Gülen, ona bakıyorum aralarındaki aylara, yıllara. Düşüne düşüne bu sırları buldum yani. Düşüne düşüne. Anladım. Şimdi adam ne yapıyor? Pi sayısını bulmuş. Ne yapmış? Ölçmüş, bitmiş, ölçmüş, bitmiş. Allah Teala ayet kelimesi... 3.14 demiş. Daha küsuratı var da mesela Nur Suresi 46. Buraya da yazdım. Hani Allah kendi ağzıyla açıklasın. Hani Osman kafasına göre yorum yapmıyor, evet. Demesinler diye. Andolsun ki gerçekten Nur Suresi 46. Andolsun ki gerçekten açıklayıcı ayetler indirdik. Açıklayıcı. Bu ayetlerini açıklayıcı ayetler. Evet. Bu indirdik. Allah dilediğini doğru bir caddeye inandır. Doğru bir caddeye iletir. Bu ayetleri dinleyenlerden Allah layık olanları buna inandırır. Doğru yolu hak edenleri. Evet. Gelelim başka bir ayete. Bak ayetlerimizi nasıl inceden inceye açıklıyoruz. Gereği gibi anlasınlar. Şöyle yakından gösterelim. Onu ben çekeceğim, onu yayınlayacağım. Şöyle tamam hocam. Hani kapatmana gerek yok. Ben onu çekeceğim, onu ekleyeceğim ben. Ya konuyla ilgili yakından görsünler. Anladım. Yani. Anladım. Yani uzaktan belki bu ayetin sıcaklığıyla görsünler. Anladım. Bak ayetlerimizi nasıl inceden inceye açıklıyoruz ki. Bak hep matematiksel. Şimdi bu Cemal Kaşıkçı olayı doğru mu? Bu Cemal Kaşıkçı. Bu genel bir şey. Ötekini evet. De Fethullah'ı da anlatan. Onu Cemal Kaşıkçı'yı bugün anlatacaksın, onu sonra inşallah. Bu ayet genel hitap ediyor. Yani sadece burayı değil. Evet. Burada içinde. Bak ayetlerimiz nasıl inceden inceye açıklıyoruz ki gereği gibi anlasınlar. Yani baştan sağma bir açıklama değil. Bilimsel, matematiksel. Bu böyle gerçek iken kavmin bu Kur'an'a yalan dediler. Yani insanların şimdiki zamanda insanların bir kısmı yalan demişler. De ki ben sizin vekiliniz değilim. Ben size bu ayetle inandıracağım diye bir çabam yok. Ben açıklayacağım elimden geldiği kadar, evet. Allah'ın izniyle en güzel şekilde. İnandırmak Allah'a ait. Ben yani bir ısrarım yok kimse inansın diye. İsterse hiç kimse inanmasın, isterse hiç inansın. O Allah'ın takdiri. Gelelim 67 Enam suresi. Her haberin kararlaştırılmış bir zamanı vardır. Artık ileride anlarsınız. Bak bu en önemli. Şimdi bir daha oku amca bunu. Her haberin, okuyorum amca. Sen de gör yani. Evet. Her haberin kararlaştırılmış bir zamanı vardır. Bu hangi ayet-i kerime? Bu Enam suresi 67 bak. 67 evet. Yani hiç yuvarlak değil. Ayeti yazılı, suresi yazılı. Ayeti. Hepsi açıklayın. Evet. Enam suresi 67'yi açan bu ayeti, evet. Görecek. Bu her haberin diyor. Mesela Allah burada diyelim ki neden başlıyor? Cemal Kaşıkçı'dan başlıyor. Bunu şimdi 1400 senedir okuyan sırrına eremedi. Ya işte burada ben vurdum bağ gibi kimse vuramaz. Ey huzura ermiş ruh. Kimden başlıyor? Kimse biliyor mu? Bilmiyor. Şu anda da bilmiyor daha. Bunun bir zamanı var. Cemal Kaşıkçı öldürülüp de bu ayetin sırrına erdiğimiz zaman bunu zamanı var diyor. Bu ayetten açıklanmasının bir zamanı var. Bunu 1400 senedir bu ayet bugünü bekliyor açıklanması için. Her haberin kararlaştırılması, yani bu Kur'an'da anlatılan her haberin kararlaştırılmış bir zamanı vardır. Artık ileride, yani şimdi 2024'ün kaçı diyelim, 28 Ekim'i. 2024'ün 28 Ekim'inde bunu internete yüklediğin zaman herkes anlayacak. Şimdi şöyle bir şey soralım biz. Tabii ki işte hani bu ayet bu zamana göre dediniz ama her haberin diyor yani sadece her haberin değil. Şu var yani her asırda her zamanda
İşte Cemal Kaşıkçı olayına benzeyen olaylar veyahut da işte FETÖ olayına benzeyen olaylar veyahut da buna benzer değişik olaylar zaman diliminde ortaya çıkmış olabilir. Yani her zamanda yaşanan olaylara vakıf olan bir sure veya ayette olabilir diyebilir miyim? Şimdi ben burada kendi gördüğüm mesela şu camdan bakıyorum ben şu orayı görüyorum diyorum. Ben bunu ısrar edeyim. Ben bunu anladım diyorsun buradan. Ben benden bir gün sonra bir şu hiçbir şeyi iddia edemem. Onu böyle benim gibi açıklamaya çalışan kendi iddia edecek. Yani. Bu benim ısrarla dediğim 1959 yılının ortasından Temmuz ayının ikisinden 2019 yılının Kasım ayının 24'üne kadar olan olayları birebir anlatıyor. Burada her olay, bu bir haber. O hangi sureydi Cemal Kaşıkçı? Cemal Kaşıkçı Fecir suresinin 23. ayetinden Beled suresinin sonuna kadar. Sonuna kadar. Ha, şuradan bakalım. Orada anlatıyor dedin. Hayır, şunu. Buradan gösterir mi? Yok yok, ben onu alırım abi. Bu şekilde. Evet, tamam. Yani hepsi ispat, yani öyle üstün körü bir anlatım yok yani. Hepsi ispatlayarak. Ne diyor mesela Cemal Kaşıkçı ile alakalı? Şimdi burada şu giriş... Sen oku abi, oku. Yazılan olayların konusu. Şimdi 5-6 evet. Tane Adnan Oktar olayı, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayı, Fethullah Gülen'in iç yüzü, evet. IŞİD olayının iç yüzü, bunun gibi birkaç tane olay. Bunlar gün ve dakikasına kadar yani... Şu şablona göre kullandığımız zaman hepsi gününe peki bu şablonu başka tarihlere de kullanabilir miyiz? Bu zaman içinde bak bunu devamlı diyorum 1959 yılının ortasından 2019'un Kasım ayına kadar olan olaylar. Anladım. Burada olursa ben yardımcı olurum. Ben evet. Bunların sırrına erdim yani bu şablona. Anladım. Ha, benim bulduklarım bunlar diyorum. Şimdi ben açıklamak için söyleyeyim. Şimdi adam diyor ki ya Gölcük depremi oldu. Evet. Bu Gölcük depremi ne zaman hitap ediyor? Burada bakalım. Şimdi 1999 400. sayfa Temmuz ayına dek geliyor. Bu Ağustos'ta oldu. Buradaki Ağustos'a gelen 402. sayfa 8 Ağustos 13 Eylül arasına hitap eden evet. 402. sayfa. Bunu açan bakacak diyecek ki bakalım mı gerek var mı? Şu Cemal Kaşıkçı'yı bir okursan amca. Onun oradaki adamlar bakarsın. Konuyu dağıtmayalım. Şöyle kısaca konuşayım. Orada diyor ki her neyse onu ayrı konuşalım. Yani diyelim ki ya bu şablona göre benim bulduğum olaylar zamanı, mesela, dakikası, Gölcük saati Gölcük depremi. Söylüyorsun doğru mu? Ya bunu hani bu konuların haricinde Gölcük depremi 402. sayfa. Evet. Kur'an'ı alsın sayfasını. 402. sayfada kendilerine bir yorumlasa yani bir abartı var mı yoksa bir şeyler anlatıyor mu bilemedim. Anladım. Şuradaki Cemal Kaşıkçı olayını bir aktarırsan tam olarak çıkarttığı şimdi, manayı, derinliği. Şimdi girişi yapalım. Evet. Yazılan olayın, yazılan yazıların konusu. Türkiye'de çok yakın zamanda, çok yakın zamanda derken şurada yazıyor şurada şey içine aldım. Kare evet. içine. 2016'nın 2 Temmuz'u FETÖ olaylarından 2019'un 2019 yılının içinde 3,5 sene içinde 4 tane önemli olay. Evet. FETÖ terör olayına, Adnan'ın sapkın örgütün tutuklanmasına, olayına. Onun olayına, Cemal Kaşıkçı'nın katletilmesine, DAEŞ terör örgütünün öldürülmesine. Evet. 3,5 senede 4 tane olayı... Ben bu 4 tane olaya vakıf bak, oldum diyorsun, doğru bak, mu? Bunun haricinde şurada yaşanan, yazıyor bak, detayı aşağıda yazmışım. Amcam anladım. Bunun haricinde yaşanan olaylara biz şu anda vakıf değiliz. Böyle bir vakıf araştırma yapmadık. Bu yıllar içinde bir tane... Sadece araştırmamız... Osman Kılıç amcamızın yapmış olduğu araştırma, inceleme, ondan sonracığıma kendisine gelen ilham doğrultusunda ortaya çıkarttığı mevzular, FETÖ davası, Adnan Oktar meselesi, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ve DAEŞ'le alakalı bazı mevzuların 3,5 şurada senesinde. Bazı mevzuların şurada kendisine çıkartmış olduğu şablonda ölçümler doğrultusunda tarihlerin, zamanın dakikasına uyduğunu kendisi belirtmekte. Hemen burada bir Cemal Kaşıkçı olayını bize bir aktarırsan amcam. Şimdi giriş konuşmasını daha ilk satırda. Tamam, devam et. Yazılan yazıların konusu. Türkiye'de çok yakın zamanda şu birkaç yıl içinde
yaşanan önemli birkaç olayın sırrına. Şöyle kameraya bakıyor ha. Sırrına, hakikat ve detaylarının üç yüzüne Kur'an-ı Kerim'in şimdiye kadar bilinmedik ve de duyulmadık bambaşka bir aydınlatıcı penceresinden çok çok basit bir matematiksel şablonvari bir ölçüyle bakarak birebir derecesinde 1400 sene evvel indirilmiş Kur'an-ı Kerim'deki her şeyi açıklayan ayet-i mübinlerle, yani Allah'ın sözleriyle, bu açıklamalar Allah'ın sözü şurada. Eyvallah. Daha da açıkçası Allah-u Azimüşşan'ın bizzat şahitliğiyle, bu Allah'ın sözüyse bu olaylara Allah şahit. Yani bir Osman'ın kafadan uydurduğu bir şey değil. Bu yapan zatı kendine olabilir. Allah-u Azimüşşan'ın bizzat şahitliğiyle mucizevi bir şekilde ulaşmak bu olayların sırrına. Fethullah olayı, Cemal Kaşıkçı olayı. Şimdi gelelim bir ilerisine girişin. Kur'an-ı Kerim'deki ayeti mübinlere dayanarak konulara girmeden önce Araf suresi 204. Kur'an okunduğu zaman kendi aradaki kısa yorumlarımı da koyarak onu anlamak için dikkatle dinleyin. Şimdi bunu dinleyen adam, ya şu adama bak, bu ne bilir? Şu buna kadar adam mı kalmamış diye, yani üstün körü bir ön yargıyla yaklaşmayın. Kur'an okunduğu zaman onu anlamak için dikkatle dinleyin ve ön yargı göstermeden bu araya kendi daha detaylı açıklamak için onları da koydum. Dinleyin ve susun diyor. Ben bunu nasıl anlatıyorum? Anlamak için dikkatli dinleyin. Yoksa ne için dinlenir? Anlamak için. Susun. Niye susulur? Ön yargı göstermeden saygı dairesinde susun. Umulur ki Allah kalp gözünüzü açarak İslam dairesine sokar da, hani Allah'a inanmayan, arada kalmış, tereddütte olanlar bunu dikkatle dinlerse, saygıyla dinlerse Allah onu İslam dairesine sokar da rahmete erdirilirsiniz. Ayetin icabınca, bu ayetin gereğince Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i mübinlerin mucize ve sırlarını açıklamak amacıyla yaptığım yorumların dikkatle ve saygı dairesinde ön yargısız dinlenilmesini ve de hakkıyla düşünülmesini dostane tavsiye ederim. Evet. Göndermiş olsaydım. Şimdi aradaki boşluğu dolduruyoruz. Hani bu olan olaylara göre. 28 Eylül 2018 Cuma gününde işi icabı konsolosluğa gelen Cemal Kaşıkçı'yı öldürmeye hazırlık yapmak için 2 Ekim 2018 Salı gününe randevu verdirden kişi der ki, keşke ben bu sonsuz ahiret hayatım için geçici dünya hayatında beni Rahman, Rahim, hesap gününün sahibi, maliki, Allah'ın azabından kurtararak rahmetine ve cennetine ulaştıracak hayırlı ameller göndermiş olsaydım. Ben bu adamı, masum adamı öldürttürmek yerine keşke hayır işleyip de Allah'ın rahmetine ulaşsaydım. Bunun da yorumu bu. Gelelim 26'ya, 25'e. Artık o gün gözüm yakın dozada görmüyor. Bir de yaş 70'e yaklaştı. Maşallah. Yani normalde konuşacak halim yok da, hani bu Allah'ın mucizesini en güzel şekilde anlatmaya çalışıyorum. Artık o gün onun ettiği azabı kimse demez. Ha. Neymiş? O gün ettiği azabı. Niye azaptan bahsediyor Allah? Artık o hesap günü Cemal Kaşıkçı'yı boğarak doğrayanlara, İstanbul Başkonsolosluğu'nda Cemal Kaşıkçı'yı boğarak doğrayanlara onun ettiği azabı kimse demez. Adamı canlı canlı bağlamışlar, canlı canlı doğramışlar. Bir kabak doğrar, karpuz doğrar gibi canlı canlı doğramışlar. Onlara hitap ediyor. Artık o hesap günü, şu ayeti tekrar okuyalım. Artık o gün onun ettiği azabı kimse demez. Yorumunu koyuyor 25. ayete. Artık o hesap günü cehennemde Cemal Kaşıkçı'yı boğarak doğrayanlara onun ettiği azabı kimse edemez. Gelelim 26. sure. Ve onun vurduğu bağ gibi kimse vuramaz. 26. ayet. Ve Cemal Kaşıkçı'yı boğarak doğramak için bağ vuranlara onun vurduğu bağ gibi kimse bağ vuramaz. Bunun şeyleri de gösteriyor. Hani bunlar ayet-i kerimelerde. Boğarak doğradılar. Ayet-i kerimelerin burada hangi surelerin hangi ayetlerinin bu şeylere şey olduğunu gazete haberlerle ispatlıyoruz yani. Arkada da var. Şuralarda hep şey diyorsa. Anladım. Bunlar
haber gazetelerin mesela Türkiye Gazetesi, Hürriyet Gazetesi, bunlar gazetedeki olaylarla bu olaylar birebir. Dünya duydu zaten bu olayı. Bunu yani ispatlıyor yani. Duydun, evet. Yani bunlar da unutan veya duymayan bunu kafadan mı uydurmuş Osmanlı bu yazılar demesin. Girer girmez boğdular işkenceyle. Burada net görünmüyor bu fotokopi şeyi. Hani internetten çıkan fotokopi. Evet. Yani orijinal gazete değil. Onun vurduğu bağ gibi kimse vuramaz. Girer girmez bağlayıp öldürmüşler. Bütün gazetelerde yazan yazı. Açıklamasını ne yapıyor? Cemal Kaşıkçı'yı boğarak doğurmak için bağ vuranlara onun vurduğu bağ gibi kimse vuramaz. Evet. Allah ne diyor? Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü 1400 sene evvelinde siz onu boğarak, doğrayarak, işkenceyle öldürdünüz. Ahirette ben size ona yaptığınızın kat kat fazlasını ebediyen yapacağım. Eyvallah. Şimdi burada bir virgül atalım, bir soru soralım. Olur değil mi? Tabii tabii. Şimdi malum işte Fecr suresinde anlatılan ayetler ve Cemal Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğüne dair yorumlar ve detaylar. Bunların ikisinin birbirine uyduğunu ve Fecr suresinde anlatılan bu olayın Cemal Kaşıkçı olayının nasıl olduğunu, ortaya çıktığını anlattığını söylüyor. Peki yani Cemal Kaşıkçı olayı oluncaya kadar, Cemal Kaşıkçı öldürülünceye kadar işte 1400 sene içerisinde Cemal Kaşıkçı'ya benzeyen hiçbir kimse bu şekilde öldürüldü. Şimdi bu ayet 1500 sene kıyamete kadar tahmini 1500 sene yapıyorlar Ebced hesabına evet. Göre peygamberimizin hadislerine göre dünyanın bir asırdan az zamanı kaldı kıyametin kopmasına. Hadislere bir daha söyle abi. Yani kıyametin kopmasına son yüzyıldayız yani. Evet, 100 yıl mı kaldı? Yani seneye 100 yıl bu zamanı görmeyeceğiz. Yani 100 seneden evet. Az kaldı. Bu 1400 sene 1500 seneye yakın bir zaman içinde bütün olaylar hitap ediyor. Sadece bu değil. Yani buna benzer bir sürü olaylar yaşanmış olabilir. Doğru şimdi mu? Benim analizim bu. Yaşadığım çağda, gördüğüm zamanda. Burada açıklayamayacağım. Diyor ki gökten, Allah Teala diyor ki gökten istersek ben bir mucize indirirdim. Kendin helak ediyorsun. İsteseydim gökten bir mucize indirir, boynlarını büktürürdüm. Evet. 1996 yılında hitap ediyor. Detaya girmeyin, biraz kafa karıştırır. Şimdiye hitap ediyor. Ben bunu 20 sayfa, bu şekilde 20 sayfa. Bu da arka başka sayfaların şeyi. Evet. 20 sayfa buraya 5-6 sene evvel geldiğinde belki 10 kişiye, 15 kişiye gönderdim. Bu Allah'ın mucizeleri. Evet. Allah'ın mucizesini bilip de böyle bir sırrına erip de bunu açıklamayan haşa ahirette kendini kurtaramaz. Şimdi tekrar soruyorum, yanlış bir kelam olmasın, vatandaşlar da yanlış anlamasın veyahut da biz de yanlış bir şey aktarmış olmayalım diye tekrar soruyorum. Yani eyvallah işte... Ne kadar sorarsan senin gibi aklına gelenlere çok sormak aslında menfaat icabı, başka aklına gelen başkasının da aklına gelir. Şimdi Fecr suresinde anlatılan, aktarılan ayetler, Cenab-ı Hakk'ın bize göndermiş olduğu ayetler bu zamana vurduğumuzda Cemal Kaşıkçı olayını anlatan ayetler. Şayet 1400 sene içerisinde bir sürü Cemal Kaşıkçı olayına benzeyen olaylar vakıf olmuştur. Ama onlar onu o Allah asra, bilir yani illa onlar, olmuştur diyemem. Onlar o asra hitap ettiği için bizi bağlamıyor diyebilir miyiz? Şimdi bizim bulduğumuz sır şu bu anda, zamana. Şu andaki sırrını çözdük. Bu zamana. Belki Allah bunu sadece bu zamana da hitap etmiş olabilir. Belki başkalarına da. Onu ben Allah'ın şeyinin haşa sır ortağı değilim. Yani şöyle ama buraya hitap ettiği kesin. Biraz yanaşı öğrenmiş. He. Evet. Bu surelerin, benim şu Kur'an-ı Kerim'de yaptığım şeyler şu zamana %100 uyuyor. Ama başka zamana Allah Teala hitap ettiğini bilemem. Ama bütün dünyaya hitap ettiği iman ayetleri var. Onları bilemem. Ama bu bir olay. Sadece bu zamana hitap etmiş olabilir. Sana zahmet. Bir başka daha tekrarlayıver amcam. Cemal Kaşıkçı olayını anlatan sure, Fecr suresi ve Beled suresinin tamamı. Tamamı. Fecr suresinde 23. ayet dahil 30. ayete kadar olan 23'ten 30. ayete kadar olan ayetler ve Beled suresinin tamamı. Beled suresinin tamamı 593-594. Cemal Kaşıkçı olayını anlatan olaylar Allah'ın şahitliğiyle, Allah'ın diye, ayetleriyle evet, %100. Diye buyurmakta Osman Kılıç amcamız. Tabii hani ben de bir devamlı insanlardan uzak yaşadığım için konuşma özelliğim yok. Yok, sıkıntılı konuşuyor. Daha güzel. Nasıl konuşacaksın? Fethullah Gülen olayı Cin suresi 571-572. Cin suresi de diyor ki niye Cin suresi?
cinin özelliğinde insanın görünmeyen bir varlık, insanın damarlarından kalbine, beynine, bütün vücuduna işleyerek insanı yanlış yola sürükleyen, insan vücudunu ele geçiren bir varlık. Varlıklar. Cinlerin kafirleri, şeytanları. Evet. Fethullah'ın özelliğine insanın devletin kılcal damarlarından, bu devletin gazetelerde de yazan bir tabir. Evet. Devletin kılcal damarlarına kadar işleyerek bütün devletin mekanizmalarını, haberleşme ağını hepsini ele geçirip devleti ele geçirmeye, devleti yanlış yola yönlendiren şeytanın insanlaşmış Türkiye'nin şeytanı yani. Evet. O şekilde. Şuradaki tablomuz. Yani. Şimdi Gündem TV olarak Osman amcamızı bugün ziyaret ettik. Osman Kılıç amcamızı. Demin de ilk girişte beyan ettiğimiz gibi kendisinin ortaya koyduğu bir şablon var. Bu şablonda da Kur'an-ı Kerim'de her 10 sayfanın bir yıla denk geldiğini kendisi belirtmekte. Hatta 365 gün 24 saat olarak da burada belirtmiş. Ve diyor ki 24 saat 0-24 günü yani evet. Saat 36'da. Ondan sonra hocam burada diyor ki bazı olaylara ben vakıf oldum. Kur'an-ı Kerim'de bu olayların dakikası dakikasına bu olayların vakıf olduğuna ben şahit olduğunu, böyle bir anlayışa sahip olduğunu bizlere aktarmakta ve Fecr suresinin 23'ten 30'unca kadar ayetine kadar ve bir de Beled suresinin tamamı. Beled suresinin tamamının Cemal Kaşıkçı olayını anlattığını kendisi burada belirtmekte. Hemen şunu da şöyle ben bir saniye amcam. Şöyle burada gösterelim. Kendisi de böyle bir amcam görüyor. Kendisi böyle bir çalışma yapmış, bunu aktarıyor. Tabii ki dediğimiz gibi Osman amcamıza işte gelen ilham, düşünce doğrultusunda böyle bir çalışma yapmış ve bunları kendisi ortaya koymuş. Tabii ki bunu değerlendiren bazı ilahiyatçılar, hocalar, hacılar ortaya çıkacaktır. Ama şu var, düşünen insan, çünkü Cenab-ı Hak bize buyuruyor ki neden az düşünüyorsunuz? Osman amcam düşünmüş, böyle bir şeyi ortaya çıkartmış. İnşallah önümüzdeki haftalarda diğer konuları kendisiyle anlatmaya çalışacağız. Fethullah'ın olayını Cin suresiyle birebir. Onları da inşallah anlatacağız. Osman amcam burada diyor ki kıyametin kopmasına bir asırdan az kaldı. Yani 100 yıl. 100 yıldan az kaldı. Peki malum işte kıyamet kopmadan önce Mehdi Aleyhisselam'ın geleceği, İsa Aleyhisselam'ın zuhur edeceği inancı var. Bunlar benim duyduklarımı söyleyeyim. Bunu Allah bilir. Yani Peygamberimizin hadisi demiş ki şöyle bir gel amcam. İçi 1400'ün başında gelecek Peygamberimizin hadisi. Mehdi Aleyhisselam'la alakalı. 1400'ün başında gelecek. Güneş ve ay Ramazan'da arka arkaya 2 yıl arka arkaya tutulacak. Bu sene güneş ve ay tutuldu mu? Evet. Arka arkaya tutuldu yani aynı yıl içinde evet. Tutuldu. Arka arkaya 2 yıl tutulacak. Önümüzdeki yıl internetten baktığın zaman yine güneş ve ay tutuluyor. Hicri 1403'teyiz. Evet. Şimdi bunu bilmeyenler diyor ki Kamerian'a göre biz 1445'teyiz. Evet. Ya Allah Teala diyor ki güneş ve ayı biz zaman ölçüsü yarattık. Hani dönüşlerini. Evet. Yani kamer yılını kabul ediyorlar, güneş yılını kabul etmiyorlar. Evet. Yani Allah'ın 1400 sene sonra gelecek peygamberimizin şeyi güneş yılına göre. Evet. Şimdi 1403'teyiz. Bu da başlangıcında 622 yılının Temmuz ayından, Temmuz'un ikisi gibi internette öyle çıkıyordu. Evet. Yani bu ayetin de şeyi öyle, Kur'an'ın başlangıcı. Evet. Mekke'de Medine'ye hicret yaptığı zaman 622'de yaptığı yolculuğun bittiği tarih Hicri yılın başlangıcı 622'den 1400 koy 2022'ye geliyor. Şimdi biz 2024'teyiz. 6 şeye girdik. Yani 1403'e girdik yani. Evet. Yani 2 yıl üstte güneş ve ay tutulduğu zaman doğru mu? İkisinin arasında zuhur edecek. Yani Arabistan'dan çıkacağımış. Ne kadar kaldığını tahmin edeceğim peki bu hesaplamaya? 2024'te çıkışı Mart ayında, Ramazan Mart ayındaydı. Tutuldu. İkinci tutulması 2025'in Mart ayında. Yine aynı aya geliyor. Hani 10 gün 10 gün şey ettiği için.
bu arada çıkacak. Değişik rivayetler şimdi var. Şimdi nasip olursa inşallah değil. İnşallah Osman amcamızı önümüzdeki haftalarda tekrar ziyaret etme imkanımız olacak. Kendisine Cenab-ı Allah sağlık sıhhat versin diyoruz.